Merhaba, ben çevre mühendisi Yelda Keskin Yiğiter. Bengütürk Çevre Ekranı ile karşınızdayız. Bu bölümde asit yağmurlarını inceleyeceğiz. Hava kirliliğine sebep olan kükürt dioksit, azot dioksit gibi gazların gökyüzünde bulunan bulutların içindeki su tarafından emilmesiyle toprağa yağmur ya da kara dönüşerek düşmesi olayı asit yağmuru olarak adlandırılır. Kükürt dioksit ve azot oksitler suda çok kolay çözünürler ve rüzgarla çok uzaklara taşınabilirler. Sonuç olarak iki bileşik, belirli günlerde yaşadığımız yağmur, sulu kar, kar ve sisin bir parçası oldukları uzun mesafeler kat edebilir. Çürüyen bitki örtüsü ve patlayan yanardağlar asit yağmuruna neden olabilecek bazı kimyasalları serbest bırakır. Ancak asit yağmurlarının çoğu insan faaliyetlerinin bir ürünüdür. Son yıllarda insanlar havaya o kadar çok farklı kimyasal madde saldı ki atmosferdeki gazların karışımını değiştirdiler. Elektrik santralleri, elektrik üretmek için kömür gibi fosil yakıtları yaktıklarında kükürt dioksidin ve nitrojen oksitlerin çoğunu atmosfere bırakır. Ek olarak arabalardan, kamyonlardan ve otobüslerden çıkan egzoz havaya nitrojen oksitler ve kükürt dioksitler salmaktadır. Daha sıcak bir atmosfer asit yağmurunun oluşumunu ve şiddetini etkiler. Asit yağmuru oluşumuna yol açan kimyasal reaksiyonların çoğu sıcaklıktan etkilenir. Daha yüksek sıcaklıklar genellikle reaksiyonları hızlandırır. Bu da küresel ısınmanın asidik malzemelerin oluşumunu arttırmasının muhtemel olduğunu gösterir. Asit yağmuru neredeyse her şeyi etkilemektedir. Bitkiler, toprak, ağaçlar, binalar ve hatta heykeller yağışta bozulabilirler. Asit yağmuru insanlarda çeşitli solunum yolları hastalıkları, akciğer kanseri, nefes darlığı gibi durumlara neden olurken, su kirliliğine ve akarsularda ve göllerde bazı canlı türlerinin ölümüne neden olur. Asit yağmurunu azaltmanın yolu fosil yakıtları kullanmadan enerji üretmektir. Bunun yerine güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelebiliriz. Enerji tasarruflu cihazlar satın alarak, araba paylaşımı yaparak, toplu taşıma araçlarını kullanarak, mümkün olduğunda yürüyerek veya bisiklete binerek, kullanmadığınız zamanlarda ışıkları, bilgisayarı, elektrikli aletleri kapatarak asit yağmurlarının oluşumunu engellemeye katkı sağlamış oluruz. Unutmayın, çevremiz geleceğimize bırakacağımız en önemli mirastır.